Ankara'ya gideceğiz tekrar çünkü HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi'nin yürüttüğü bir süreç var. HDP'ye yönelik hazine yardımına bloke konulmasına karşı çıkılmıştı. Bu karar görüşülüyor. Ama bunun dışında önemli bir başka husus daha var HDP ile ilgili olarak. 14 Mart'ta yazılı savunmasını vereceği son tarihti fakat süre ertelendi 11 Nisan'a. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Sertaç Murat Koç detayları aktaracak. Osman, senin de belirttiğin gibi buraya sabah saatlerindeki başlayan haber nöbetimizde HDP hesaplarına konulan bloke için, hazine yardımı yatan hesaplara konulan blokenin kaldırılması görüşmesi için gelmiştik. Ancak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Onu da biraz önce senin de ifade ettiğin gibi bu süreçte bir ceza davası prosedürü işletiliyor kapatma davasında ve yasal süreç devam ediyor HDP'nin kapatılmasına ilişkin. Burada 14 Mart'ta HDP savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sunacaktı. Çünkü 10 Ocak'ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklamasını yapmıştı. Sıra HDP'nin savunmasına gelmişti. HDP bir ek süre istemişti ve 14 Mart tarihi çıkmıştı. Ancak HDP'den yeni bir hamle daha geldi. Yeni bir talep daha geldi. Ve hem yaklaşan seçimlerin hem de deprem felaketinin gerekçe gösterilerek Yüksek Mahkemeden HDP heyeti 3 aylık bir süre daha ek savunma için bir süre daha talep etti. Ancak bunu görüşen Yüksek Mahkeme heyeti şu anda genel kurul takip ediyor arkamda gördüğünüz binada. Bu 3 aylık talebe karşın 14 Mart'taki savunmanın 11 Nisan'a ertelenmesini hükmetti diyebiliriz. Yani 11 Nisan'da HDP burada savunmasını verecek ve ondan sonra kapatma davasının görüşülmesindeki süreç başlamış olacak. İlk olarak Anayasa Mahkemesi raportörü davadaki belge ve bilgileri bir araya getirecek ve raporunu hazırlayacak. Ardından bu raporu Yüksek Mahkeme Başkanı ve heyet mahkeme üyelerine dağıtacak ve o raporun incelenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan bir gün belirleyecek ve o belirlenen günde Yüksek Mahkeme heyeti bir araya gelecek ve HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin kararını vermek için davayı esastan görüşmeye başlayacak. Burada tabii teknik bir de detay vermekte fayda var. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başkan dahil 15 üyeden oluşuyor Osman ve bu 15 üyenin 3'te 2 oy çokluğu bu kapatma davasında kabul görecek. Yani 15 üyeden 10'u HDP'nin kapatılması yönünde bir oy kullanırsa, yani 3'te 2 oy çokluğu sağlanırsa HDP'nin kapatılmasına hükmedilebilecek diyebiliriz. Tabi burada gözler daha önce yapılan açıklamalardan da seçimin tarihinin 14 Mayıs olduğuna çevrilmiş durumda. Yani 11 Nisan'da 14 Mayıs arasında yaklaşık bir aylık bir süre var. İşte bu bir aylık sürede hem raporun hazırlanması hem de davanın görüşülmeye başlanmasının bu bir aylık süreç içerisinde gerçekleşeceğini ifade edebiliriz. O bir aylık süreçte oldukça hareketli dakikaların Yüksek Mahkeme'de yaşanabileceğini ifade edebiliriz Osman Kenan Çapoğlu. Şu anda da Yüksek Mahkeme üyeleri yine genel kurulda önemli bir toplantıya imza atıyor ve HDP hesaplarına konulan blokenin, hazine yardımı yatan hesaplara konulan blokenin kaldırılmasına ilişkin HDP talebini görüşüyor. Ancak sabahtan bu yana bir açıklama gelmedi ve toplantının sürdüğünü ifade edebiliriz. Yine anımsanacağı üzere 5 Ocak tarihinde Yüksek Mahkeme oy çokluğuyla HDP hesaplarına bloke konulmasını kararlaştırmıştı. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in talebi doğrultusunda bu kararın alındığını ifade edebiliriz. Bekir Şahin hem iddianamede kapatma davası iddianamesinde hem de bu hesaplara bloke konulması
talebinde iki gerekçe göstermişti. Hem HDP'nin PKK terör örgütüyle olan yakın bağlarına dikkat çekmişti iddianamede ve bu hazine yardımının terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığını ifade etmişti ve Yüksek Mahkeme'de 5 Ocak'ta hesaplara bloke konulması, tedbiren bloke konulması kararını vermişti. İşte bu blokenin devam edip etmeyeceği ya da kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki önemli toplantı Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda şu an sürüyor. Biz de yeni gelişmeler, yeni son dakikalar oldukça buradan size aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Osman.